Murat Barış'a hemen döneceğiz. Bizlerle olacak Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayına. Bugün tabii dikkatleri çeken en önemli unsur şüphesiz bankacılık sektöründeki hareketler. Dolayısıyla önce onu konuşalım. Endeksteki şu anda gidişatı da bir miktar baskılıyor. Ne dersiniz? Yani bu fiyatlamalarda zaten bir süredir hani çok fazla alındığını ve bir kar realizasyonu gelebileceğini konuşuyorduk. Dün özellikle neler etkili oldu ve devamı gelir mi, nereye kadar? Evet, özellikle ikinci çeyrek finansal sonuçları bankacılık sektöründe çok iyi geldiğini söyleyebiliriz. TL bazında tarihi karlar geldi. Burada kısaca bakacak olursak özellikle TL'nin fonlama maliyetinin ucuz olması, kredi spreadinin hala iyi olması, bankaların lehine olması ve özellikle ellerinde bulundurdukları tüfe bazlı tahvillerden ciddi şekilde kar yazdıkları için TL bazında ikinci çeyrekte harika sonuçlar geldi diyebiliriz. Özellikle özel sektör bankaları grubunda bunu söyleyelim. Zaten sonuçların arkasından bankacılık sektöründeki rally ilk özel sektör bankalarıyla başladı. İşte Garanti, Akbank gibi, İş Bankası gibi, Yapı Kredi gibi bankalarla başladı. Daha sonra bunlar biraz yavaşlarken Vakıfbank ve Halkbank'ın ciddi şekilde her gün yukarı yönlü sert hareketlerinin yaptığını gördük. Evet, bankalarımız ucuzdu. Özellikle son 5-6 seneye baktığımızda piyasa defter değerleri 1'in altındaydı. Özellikle 0.50-0.60 civarında. Zaman zaman tabii ki olumlu süreçler gerçekleştiğinde, işte CDS'ler gerilediğinde, kur rahatladığında bir miktar hareketler görüyorduk ama genel olarak hep 1'in altındaydı. Şimdi neredeyse 1'in üzerine çıktılar. Özellikle kamu bankaları da 1'in üzerine çıktı. Genel olarak baktığımızda artık bu noktalarda biraz daha yavaşlama gerekir diye düşünüyoruz. Dün de bugün de zaten biraz kar satışı geliyor. Bunları yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde ne olur diye bakacak olursak eğer, kısa vadede tabii ki geri çekimler yaşanacaktır. Volatil hareketler devam edecektir. Ama şunu söyleyebiliriz. Biz 3. çeyrekte de bankacılık sektöründe yine marjların ciddi şekilde iyi olduğunu, karlılığın yine 2. çeyreğe benzer şekilde pozitif geleceğini düşünüyoruz. Hatta bu yılın tamamında bile genel olarak bankacılık sektöründe olumlu karlar görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Tabii ki böyle güçlü karlar geldikçe de iskonto oranı artacaktır. Bu tekrar yeniden bir canlanmayı gerektirebilir ama çok sert hareketler gerçekleştirdiği için yine bu kar satışları aynı sertlikte gerçekleşiyor. Bunu söylemiş olalım. Biraz banka satıp yerine işte sanayi koyanlar olabilir diye yorumlar duymuştuk. Yani bir rotasyon bekleniyorsa öne çıkardığınız sektörlerde neler var mesela? Biraz onu konuşmak isterim. Evet, portföylerimizde bankaların ağırlığını azaltıp yerine ne alabiliriz sorusunun cevabı açıkçası kısa vade için özellikle 3. çeyrekte karlılığını arttırabilecek, iyi operasyon olarak iyi sonuçlar açıklayacağını düşündüğümüz sektörler tarafında olmasını gerektiğini düşünüyoruz yatırımcıların. Bu sektörlerden aklımıza ilk gelen havacılık sektörü. Biliyorsunuz ki pandemi döneminde çok ağır yaralar alan havacılık sektörü yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Yani kabaca bir buçuk senedir ciddi şekilde bir toparlama hareketi görmekteyiz. Hem TAV Havalimanları'nda, hem Pegasus Havayolları'nda, hem Türk Havayolları'nda bu toparlamayı görüyoruz. Biz havacılık sektöründeki 3 oyuncuyu da beğeniyoruz açıkçası. 3 oyuncu içinde al tavsiyemiz var. Fakat öneri listemizde en çok beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi TAV Havalimanları. Burada 12 aylık hedef fiyatımız bizim 94.52 seviyesinde. Çok kısaca bakmak gerekirse TAV Havalimanları'na biliyorsunuz ki 2019 yılı havacılık sektöründe tarihi rakamların, rekorların kırıldığı bir yıldı. Genel olarak biz havacılık nasıl gidiyor diye baktığımızda 2019 yılıyla karşılaştırıyoruz ve Ağustos ayında gelen trafik rakamlarına bakacak olursak 2019 yılını birçok kategoride TAV'ın geçtiğini görüyoruz. Tabii ki Pegasus da geçti, Türk Hava Yolları da geçti veya çok yakın seviyelerde. Bu tarihi rekor yılların artık geçildiğini görüyoruz. Bu tabii ki havacılık sektörü için çok çok önemli. TAV'ın özelinde yine Antalya Havalimanı'na yaptığı yatırımlar, Almatı'ya yaptığı yatırımlar, bunlar 2024-25 senesinde de verimliliği arttıracak. Özellikle turizm tarafındaki havalimanlarında yolcu sayısının iyi gittiğini görüyoruz. Almata tarafında kargo tarafı çok iyiydi zaten. Bir de yolcu tarafına
baktığımızda rakamlara gelen trafik verilerine yolcu tarafında 2019'un geçtiğini görüyoruz. Böylelikle olumlu operasyonel gidiş devam ediyor diyebiliriz. Pegasus tarafında da yine aynı şekilde orayı da beğeniyoruz. Operasyonel olarak gayet iyi seyrediyor. 2019 rakamların üzerinde bu çeyrekte yine havacılık tarafında olumlu mutlu eden karlar göreceğiz diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum yorumlar için.